durum nedir? Kayıp var mı? Can kaybıydı, arama, can kaç kişi kurtarıldı? Yok. Arkadaşlar, can kaybımız yok. Kaç mahsur olan arkadaşlar vardı, vatandaşımız vardı evlerde. Onları aldık. Zaten hazır vaziyette bekliyorduk biliyorsunuz. Kaç gündür. Yok, estağfurullah. Katıl yarısı vardı. Hazırlığı bekliyorduk. Beklediğimiz bir şeydi. Ama tabii ki daha imkanların yetmez olduğu an oldu. Yani beklesen de gerekli berekenerler, merkez ağızlarına makineleri konuklandırmıştık. Kendi makinelerimiz, kiralık makineler. Ama tabii beklemediğimiz berekenerimiz, bu zamana kadar benim 45 yaşımızdayız. Yani böyle bir afet görmedim. Yani taşkın koruma duvarların dahi aşan bir sele dönüştü. Yavaş. Dolayısıyla ilçemizin halini görüyorsunuz. Tabii ki maddi hasarımız büyük şeylerimizde. Özellikle Eren Mahallesi ve Yeni Mahalle yani merkez sahip mahallelerimizde büyük hasarlar var. Hem vatandaşların şeylerinde hem de bizim tamamen kanalizasyon ve içme şebekesi, su şebekesi düşürdü. Kayıp var mı? Can kaybı, can kaybı yok. Kaç kişi kurtarıldı? Can kaybı yok. Başkaların vatandaşımız vardı. Onlar da üç katlara çıkarmak ve makineye yardımıyla dışarı almak şartıyla kurtulduk. Can kaybımız Allah'a şükür yok. Ama maddi kaybımız yok. Var. Şehrin altyapısı tamamen gitti. İçme suyu, kanalizasyon aramız büyük zarar verdi. Heyelanlar çok var. Mahalle yolları, yüksek mahalle yollarımızda tamamen yol diye bir şey kalmadı birkaç yerde o noktada. Daha tam hasar tespiti yapmadık. Yani bundan sonraki süreçte de aslında hasar tespitimiz yapacağız. Gerçek yani şu anda görebildiğimiz bu. Yukarı mahallelerden çok haberimiz yok ama vatandaşlardan kaymalar, su baskınları falan geliyor. Gönderiyoruz ama sadece kurtarıp veya suyu sapırıp bırakıyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımız, onarım çalışmalarımız devam edecek. Büyüklerimiz de yardımcı olursa seviniriz. Olmazsa zaten bize merak edin. Olmaz. Dersem olacaklarını da zannetmiyorum. İnşallah olurlar. Teşekkür ederim. Biz başımızın çaresine bakacağız. Büyük belediyelerimizden şu anda arayıp soran var. Başta Ekrem Bey, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız aradı. Geçmiş olsun dileklerini ilettik biraz halkına. Ve yardımlarını şu anda yapıyorlar, isteklerimizi gönderecekler. Makineler istiyoruz. Daha çok kanalizasyon ve içme suyu için. İnşallah onların yardımları da yapacağız diye. Vatandaşımız sakin olsun. Hepsi her şeyden haberimiz var. Bizi yani yatıyor, yatıyor zannetmesin. Biz her şeyi bekliyoruz zaten. Tedbirimizi de almıştık kendimize göre. Ben teşekkür ediyorum size. Geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum tekrar vatandaşlarımıza. İnşallah böyle bir şey daha olmaz diye düşünüyoruz. Sağ olun. Ömer İsmail. Tamam. Haber veririz. Canım ya evdelerdi ya şeydelerdi bilmiyorum. Şu an